Konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz Timus ile devam ediyor. Şu an sizlere Yüksekova Hakkari'den seslenmekteyiz. Buldan Emlak İşletmesi'nin konuğluk yanımızda işletme sahibi Sayın Yıldırım Buldan bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Yıldırım Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, çok sağ olun. Yıldırım Bey, Buldan Emlak olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçeceğiz. Ancak öncelikle ekranları başındaki izleyicilerimize ben sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Yıldırım Buldan kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Yıldırım Buldan, 2001 yılında Buldan Emlak şirketini kuran girişimci diyelim, evet. Bir yatırımcı diyelim. Hı hı. Yaklaşık 6-7 senedir Yüksekova'da hizmet vermekteyiz. Evet. Bir şubemiz Van'da bulunmakta. Yüksekova biliyorsunuz olaylar bakımından biraz sıkıntılı bir bölge. Evet. O nedenle sadece biz değil birçok esnafımız bu temelde bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Bundan etkileniyorlar tabii, evet, ister istemez. Tabii ki. Tabii ki biz de buradan etkileniyoruz. Yani temennimiz, dileğimiz bir an önce bunların son bulup bu halkın huzurlu bir şekilde yaşama arzusunu elde etmesin. Kesinlikle biz de aynı düşüncedeyiz sizlerle. Yani şu anda çalışmalarımızı yapıyoruz. Emlak sektörü biliyorsunuz doğuda çok ilerlemiş bir sektör değil. Hı hı. Hele hele Yüksekova gibi bir yerde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Yani şu anda hali hazırda 3-4 emlakçı var veya yok diyebilirim. Evet. Ama 6-7 yıldır biz ayakta durmayı da başarmış bir firmayız. Evet. Bu temelde bir sıkıntımız yok, bir problemimiz yok. Önemli olan halka güven vermektir. Kesinlikle. Biz de bunu başardık. Ve 6 yıldır da Yüksekova'da da, evet, işletme sahibi olarak hizmetlerinizi emlak ve gayrimenkul danışmanlığı olarak devam, evet, ediyorsunuz. Evet. Şimdi efendim Buldan Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığı olarak burada sunmuş olduğunuz hizmetler, faaliyet alanları nelerdir? Biraz işletme hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Yani emlak olarak biliyorsunuz şimdi kiralama, ev alım satımı, arsa alım satımı noktasında bizim daha çok faaliyetlerimiz var. Onun dışında harita mühendislerimizin ifraz ve parselleme doğrultusunda çalışmaları var. Evet. Bu şekilde siz de onlardan yardım alarak bu şekilde yeni emlak ve gayrimenkul hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet, evet. Şimdi efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Dikkat etmiş olduğunuz unsurlar nelerdir? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Yani biliyorsunuz bu emlakçılık sektörü biraz sıkıntılı bir sektör. Evet. Batı'da daha çok böyle emlakçılara güvenilmez diye bir komisyoncu tabir var. Olarak, evet, komisyoncu olarak tabir ediliyor. Ama biz onu yapmıyoruz. Yani alıcıyla satıcıyı yan yana getirip daha çok anlaştırma, bunları bir araya getirip onlar arasındaki o sıkıntıyı giderme noktasında bizim daha çok girişimlerimiz var. Evet. Biz daha çok bunu yapıyoruz. Bu temelde de yani bir problemimiz bulunmuyor. Evet. Eğer 6 yıldır, 7 yıldır ayakta durabilmişsek halka vermiş olduğumuz bu güvenden dolayı. Evet. Güven yani, esastır. Yani her işletmede olduğu gibi tabii, evet, ki sizin de dediğiniz gibi emlak ve gayrimenkul sektörü biraz bu yönden biraz sıkıntılı. Çünkü insanların gözünde emlakçılar sadece komisyoncu olarak diye biliniyor. Fakat bunun da tabii ki yüzde bir oranı var. Yani siz buraya alıcıyla satıcıyı bir araya getirdiğinizde ikisi o bir ortak noktada buluştuğunda siz burada sadece yasal olan yani hükme uygun o yüzdelik oranla siz burada hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Yani onun dışında hani emlakçı işte hem oradan hem buradan şu kadar para kazandı, bu kadar para kazandı. Değil. Böyle bir şey söz konusu, evet, değil. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Elbette sizin de söylediğiniz gibi sektörde ve bölgede yalnız değilsiniz. Bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok emlak gayrimenkul ofisi varken neden özellikle insanlar Buldum Emlak'ı tercih etmeliler? Yani bize güvensinler, evet, güven açısından Buldan Emlak'ı tercih etsinler.
Hizmet açısından buldan emlere tercih etsinler. Kalite açısından buldan emlere tercih etsinler. Evet. Efendim, biraz önce de belirttiğimiz gibi tabii ki her işletmede olduğu gibi sizin sektörünüzde de güven esastır. İnsanlar güvendikleri yerlerden daha çok hani alışveriş yapmak isterler, oralarda işlerini yürütmek isterler. Siz de tabii bu zaman süresi içerisinde halka böyle bir güven verdiğiniz için tercih edilme sebepleriniz de bunlar diyebiliriz ki bunun dışında bölgeye çok hakim birisiniz. Çevreyi çok iyi, bölgeyi çok iyi tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Bu yüzden de tercih edilme sebepleriniz bunlar diyebiliriz. Şimdi Yıldırım Bey, 2001 yılından itibaren bu sektörün içerisindesiniz ve vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmetle de şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Sektörle ilgili bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Şimdi Yüksekova'da temel sıkıntılardan bir tanesi halkımızın taksitli ev alamama sıkıntısı. Biz bu noktada ileriki zamanlarda, ileriki süreçlerde biz bunu gidermeyi düşünüyoruz. Özellikle 2018 yılına girişte taksitli ev satışlarımız başlama noktasında bir takım girişimlerimiz olacak. Evet. Şimdi Yüksekova'nın il olma potansiyeli de söz konusu. Evet. Belki biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Bu noktada da Yüksekova'nın daha ileri dereceye götürebilecek bir takım projelerimiz var bu halk açısından. Bakacağız, göreceğiz. Yani şunu diyoruz, halkımızın gözü bizde olsun. Evet. İnşallah ev noktasında da bir kolaylık tabii, için bir, onların aynen. da taksitli. Aynen. Çünkü şartlar çok zor. Türkiye'nin her yerinde şartlar çok zor. Evet. Burada da tabii ki insanlar taksitli bir daire almak gerçekten çok zor. Siz bu yönde bir atılım yapıp insanların da rahat kolay bir şekilde taksitli olarak ev sahibi olmaları için burada 2018 yılının başında böyle bir girişim yapacaksınız ki en güzel hedeflerinizden biri de budur diyebiliriz. Efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Yüksekova'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk Yıldırım Bey. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz Temmuz ile devam edecek. Hakkari Yüksekova'dan ve sektörün en iyisi Buldan Emlak Ofisi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkezi stüdyolarında.